Merhaba arkadaşlar, ben Meri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi bugün burada size Sansevieria Moonshine'la, bakın yine çiçek açıyor kendisi. Ve burada pembe telgraf çiçeğini göstermek istiyorum. Bodur. Daha doğrusu ben de bodur büyüyen, öyle anlatayım size. Birinci buradan başlayalım. Evet, bazen hani zaman zaman demişizdir arkadaşlar, saksılar çok önemli diye. Bu gördüğünüz gibi böyle bir terakota saksıda, ama bu çok dolu. Yani ben bundan mesela kaç arkadaşıma verdiysem hepsininki uzayan tür oldu. Ama bende maalesef bu böyle böyle bodur. Bu şekilde. Bakın şöyle göstereyim. Bunlardan kopardım, arkadaşlarıma hediye ettim, ama dediğim gibi benimki büyümüyor. Sebebini de gelirsek, bakın bu o kadar sık ki, daha doğrusu büyümeye yeri yok yani. Bunun aslında değiştirmem gerekir. Bakın oralardan o kadar belli ki kırdığım yerler, verdiğim arkadaşlara. Evet, ama ben bunu böyle seviyorum. Evet, yersizlikten de bazen çiçekleri büyütmemek mi gerekiyor? Yani böyle de hoşuma gidiyor. Bakar mısınız ne kadar güzel duruyor? Bu böyle, bende bodur büyüyor. Bundan verdiğim arkadaşlarım da uzun uzun uzuyorlar. Böyle bu haliyle. Evet, toprağına falan gelirsek şuralarda biraz da ben bunun bakımını yapmak istiyorum. Böyle kuruyan dallar var, onları temizledim. Hep buraları kurumuştu, onları temizledim. Bakımına gelirse toprağı zaten geçirgen bir toprak, bunu yapmıştım ben. Ne zaman yaprak toprağı kuruduysa o zaman su veriyorum. Artı ben bunu zaman zaman da şöyle balkona, şöyle balkonda gördüğünüz gibi, bugün güneşli, bayağı güzel bir hava var. Şuraya demin koymuştum. Biraz dedim kendine gelsin. Şöyle burada. Şu an şimdilik balkonda artık bu. Bunu biliyorsunuz, merdiven boşluğuna koymuştum ben. Ama artık balkona çıkardım. Balkonda duruyor bu güzellikte. Pembe pembe. Şöyle de sizlere göstereyim. Güneş de vuruyor ki tam böyle. Evet. Evet şöyle. Bakın erik ağacı bayağı yeşerdi. Bugün de çok güzel bir hava var. Şöyle görmenizi istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi gelelim Sansevieria Moonshine. Sansevieria Moonshine arkadaşlar, geçen sene de ben bunun ekim dikim videolarıma bakarsanız görebilirsiniz. Geçen sene de anlatmıştım Sansevieria'nın bakımını, ne yapmak gerekir, nasıl bakmak gerekir, toprağı nasıl olmalı. Artı böyle bilgiler vermiştim, ama yine de vermek istiyorum tekrar. Ben bunu daha yeni suladığım için, toprak ıslak tabii ki. Neler yapıyorum? Sansevieria Moonshine'ı nasıl açtırabiliyorum? Onları da anlatayım birazcık. Şöyle saksısından çıkardım. Gördüğünüz gibi çiçeği bu. Geçen sene de açmıştı bu bana. Kimisi mesela derler yani, Sansevieria Moonshine'ın çiçeğini görmek gerçekten bir mucize gibi bir şeydir. Yani herkes bunu çiçek açtıramıyor, bu çiçeği. Ama bende açtı. Paşa kılıcı da deniyor. Yani çok isimleri var bunun. Bu böyle olan türü. Şöyle de yakından göstereyim. Çok da güzel. Böyle. Bakın orada minik minik su damlacıkları var. Görebiliyor musunuz? Evet. Çok net görülüyor şu an. Şöyle. Bakar mısınız? Tabii bunu ben zaman zaman sizlere çekeceğim tekrar videosunu, çiçeği nasıl oluyor. İşte böyle de mantıli naşlar vardır. Ne bileyim, çiçek bunu dikerken, yani evet, paşa kılıcını dikerken dilek tutarsanız, eğer ki bir metreyi geçerse dileğiniz kabul olurmuş. Veya da işte böyle çiçek açtırabilirseniz dileğiniz kabul olurmuş. Tabii ben bilmiyorum, bir sene öncesinde dilek dilediydim ben bunu. Kesin dilemişimdir de, ama hatırlamıyorum şu an. Onun için de şöyle sizlere göstermek istiyorum. Sansevieria Moonshine. Bakımına gelirse arkadaşlar, ben bunu ne zaman toprak tamamen kuruduğu zaman, o zaman su veriyorum. Artı toprağı da zaten kendi toprağı da geçirgen bir toprak yaptım. Ben geçen yıl bunun saksısını değiştiğim için bu sene saksı değiştirmeyi düşünmüyorum. Onun içinde bu güzelliğim de burada. Bunu da dışarıya getirdim birazcık. Bakın bunun saksısı yine böyle eğrilmeye başlamış sanki şurada. Bakın orada bir baby var da çıkamıyor gibi. Geçen sene de öyle olmuştu çünkü bu saksıda. Ama böyle de büyüyor.
Bunu ben ilk aldığım zaman, bunu ben geçen yıl almıştım. Ve farkındaysanız şuraları görüyor musunuz? Bunlar ilk şeyleri. Sadece bu ikisi vardı. Ama biliyorsunuz benim muhabbet kuşum onu gelip gidip buralarını yediğinden buraları büyümedi. Ama bakın sadece o köktü. Bakın şimdi burası var, bu var. Yani bayağı bir şekilde büyüdü. Yerini de sevdi. Maşallah bu güzelliğin böyle. Hatta şuradan bakın buradan da tekrar çıkmaya başlamış. Bakın görebiliyorsunuz burayı da. Evet. Sansevieria Moonshine. Bu çiçeğin adı. Ama çok güzel. Çok sevdiğim bir çiçeğimdir. Ve onu da bugün dışarıya çıkarmışken bir de baktım ki dedim ki hem de dedim çiçeğini sizlere çekeyim. Ve gördüğünüz gibi böyle sulu sulu da böyle kendinden suları var. Böyle bakın çok net görülüyor. Evet. Evet, Sansevieria Moonshine'ım. Evet ve sizlere gelelim. Durun şunu da koyalım şuraya. Gelelim. Sizlerle şöyle bir balkon turu yapalım. Bu güzelliğim burada gördüğünüz gibi. Evet şunlar daha halen oralara bir şey almadım. Aa, görüyorsunuz mu ceviz kabuğu? Demek ki Sincap benim vatandaş yine oraları da tur atıyor, geziyor. Evet neyse. Şöyle gezelim sizlerle. Ve sizlere neyi göstereceğim? Hatırlarsanız bunu da anlatayım. Geçen sizlere demiştim ben Bangkoklum. Bunu ben unutmuşum diye. Şunu şöyle itelim. Şuraya alalım şunu. Unutmuştum bunu ben şöyle koymuşum şuraya. Ve orada da kalmış. Karı yemiş, kışı yemiş. Bütün zirai donları yemiş. Buralarda minik minik 2-3 tane şey kalmıştı. Bakın ben onları bıraktım burada. Bakın canlandılar. Ve böyle dallar dallar atmaya başladılar. Bakar mısınız? Evet. Balkondan şurada da beybiler dikmişim. Ekmişim. Onlar da oradan büyüyor. Bangkoklum da canlanmaya başladı. Evet. Şimdi gelelim şu saksıma. Geçen bunu dikmiştim. Ekmiştim oraya. Mexican Giant. Echeveria Şoku. Yalnız bu saksı acil bir şekilde sulanması gerekiyor. Ve bu da Ice Colorado. Şurada da bir debimiz var ama çok sulanacak. Bu da geçen günü seraya gittiğimde kırılmıştı bu arkadaşlar. Sormuştum. Onlar da verdiler. Bunu da buraya tutturdum. Tuttu ama tutmuş. Evet. Gayet de güzel renklenmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Echeveria Pulvinato. Evet. Gelelim şöyle bu saksıma. Bu saksımda her renk var. Her renk görülüyor. Bakın böyle şöyle. Bakın şu herhalde bunu bilmiyorum. Daha halen emin değilim. Bu perle fondöyüm beyak mı yoksa başka bir türü mü? Buna inanın daha bilmiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şunu şeyden almıştım. Hollanda'dan geçen yıl almıştım. Çok yavaş büyüyen bir tür. Ama ismini halen bulmuş değilim onun. Burada yine şu Lilicina var. Bakın bu da burayı böyle sarıyor kendi kendine. Burada monobijinlerim var. Monobijinler bayağı renkleri değişmeye başladı. Kubik Frost var orada. Geçen günü şurada Letizia vardı. Maalesef kuşlar onu kafasını kırmışlar. Evet şurada bir tane kalpli yapraklım var. Bir tanecik. O da yavaş yavaş büyüyor. Evet. Şöyle geçelim. Bu karışık saksı. Her şeyi var bu saksıda. Geçen günü Paskalya çiçeğinin dalı kırılmıştı. Onu da oraya koydum. Bak orada bir tane opalinam var. Yine burada polidonis var. Dragon var. Dragon renkleri revile. Şurada bu krasula türü sanırım. Bakın bunun şunu alayım şuradan. Bakın bu da böyle oldu. Bu aslında bir agavoides türü. Ama böyle benekli benekli. Bakalım nasıl olacak. Evet, Lilicin Hanım halen toparlamaya başladı. Toparlayamadı kendini. Bunu hatta kendimce diyorum acaba su terapisi mi yapsam? Bilemedim. Toprak da bayağı kuru ama artık yarından sonra tekrar şey olacak. Yağmur başlıyor yarından sonra. Bugün şöyle bir açık bir hava var. Çok güzel. Bakın burada da Sedum bronze bu. Bakın şunlarda Vera Hinks yavruları olabilir. Evet. Gelelim bu saksıma. Bakar mısınız? Bu saksıma ektikten sonraki hallerine bakın.
Şurada bir tane grap var. Evet, bunun adını en sonunda araştıra 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 buldum. Bunun adı Echeveria Flat Variegated arkadaşlar. Bu ondan. Şöyle de geçişlerini çok iyi de görebilirsiniz. Şuradaki olan bu aslında bir Agavoides türü. Bu çünkü bende bir tane vardı. Ortasını kesmek zorunda kalmıştım. İki tane böyle vermişti. Bu Agavoides. Şu da Agavoides'in Bordeaux dedikleri. Bu da çok harika oldu. Yerini sevdi. Evet, onları da sizlere göstereyim. Evet, bakın muhteşem bir rengi var. Bayılıyorum ona. Şurada bir tane kivicim var. Kivicim bir türlü canlanamadı. Evet, canlanmaya bakıyor. Şurada bir tane küçücük bir sevdacım var gibi. O da büyümeye çalışıyor kendince. Bakın orada da bir yaprak atmışım. Baby vermiş. Ve gelelim buradaki bu muhteşemliğe. Tam da güneş vurdu. Evet, gördüğünüz gibi. Harika. Harika. Çok seviyorum bunu. Evet, burada 3 tane çıkmıştı. Bir tanesini bakın buraya koydum. Ektim. O da tuttu. Bu da burada bir tane Grapto ailesinden var. Paraguayense var orada. Evet, şöyle görmenizi istiyorum. Şurada da limon ağacım. Bakar mısınız, canlanmaya başladı. Böyle vermeye başladı. Evet. Şimdi şunu şuradan kaldırayım. Şu tarafa geçelim. Evet, buradaki türlerim de böyle. Şunun halen ismini bulmuş değilim. Şu Lola zaten. Şu Echeveria Zalsavera dedikleri tür. Bakın o muhteşem bir renk aldı orada. Çok harika rengi var onun. Şurada da bir tane babysi vardı. Babysini ayırdım. Buraya ektim. Babysi de şu an bu halde. Evet, şu Echeveria Mysterii dedikleri. Bakın bu da çiçek açmaya başladı kendince. Birazcık daha çiçek sapı uzasın. Çiçek sapını ekeceğim. Çünkü öyle de verdiği oluyor, yani verebiliyor sukulentler. Onun için onu biraz büyümesini bekliyorum. Orada temperadolar var. Onun yanında bir tane daha var ama onu bilemedim şimdi hangisi tür olduğunu. Burada bir tane dragonum var. Bakın burada da bir, bu da sedum bronze ama renklenmesine bakar mısınız? Evet. Şurada bir tane polidonis var. Evet, deminki Agavoides'in bir tanesi de burada. Şöyle görebilirsiniz. Şu Blue Eyes dedikler ama bir türlü toplanamadı o. Sedumlar var ara ara. Şurada bir tane Lolly Rose var. Şurada da Kubik Frost'um var ama bu bir türlü canlanamadı. Düzelemedi. Şöyle uzaktan tutayım. Yalnız şurada bir tane var. Şunu içimden çıkarayım. O Allah'a şükür toparladı kendini. Bu sanırım, ha şimdi buldum tahminimce. Bu sanırım Echeveria, Graptolaria Oldsteady olabilir. Emin de değilim. Bakın şuralarda da böyle baby'ler var aslında. Görüyorsunuz. Evet, böyle. Balkonumdan havadisler bu kadar şimdilik. Şöyle bir de havanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Buradan da şimdiden söyleyeyim. Evet, bir ay Ramazan'da geçti. Ramazan da bitiyor artık, sonlarına geldik. Hem de şöyle sizlerle sohbet edelim. Sonlarına geldik artık. Rabbim herkesin dualarını, yaptığı ibadetleri, tuttuğu oruçların kabul eylesin. Evet, herkesin şimdiden de bayramını kutluyorum. Bizde bayram pek olmuyor biliyorsunuz, Almanya'da yaşıyorum. Yabancı ülkelerde bayram biraz böyle sakin geçer. Yani öyle çok sizin düşündüğünüz gibi bir bayram geçirmiyoruz biz burada maalesef. Ama olsun, sizler bizim yerimize bayramlarımızı kutluyorsunuz zaten. Evet, böyle bir güzel havadan içiniz neşe dolsun arkadaşlar. Rabbim gönlünüze göre sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur versin. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, bay bay. Tschüss.